Merhaba dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere kıyametten sonra dünya yok olacak mı, olmayacak mı? Kur'an ayetleri ışığında anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'e göre dünya kesinlikle yok olmayacaktır. Kabirlerden diriliş de bu dünyada olacaktır. Hesap da bu dünyada olacaktır. Mahşer yeri de Allah'ın huzuruna çıkış da bu dünyada olacaktır. Sadece boyut değiştirmeden bahseder Kur'an-ı Kerim. Yasin suresi 51. ayette Allah şöyle buyurur. Sura üflenmiştir. Artık onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşmaktadırlar. Size şöyle bir soru. Kabirleriniz nerede sizin? Bu dünyada değil mi? Dünya yok oluyor olsaydı kabirlerinizden dirilemezdiniz. Başka bir ortam olurdu. Yasin suresi 52. ayet. Vay başımıza gelenler, bizi yattığımız yerden kim diriltip kaldırdı? Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler. Size yüzyıllarca kabir azabı çektiren sahtekarlara da Yasin suresi 52. ayet bu tokadı vuruyor. Yıllarca hatta yüzyıllarca kabir azabı çeken yattığımız yerden bizi kim kaldırdı diye bir soru sorar mı? Yasin suresini sadece ölülere postalamak için okursanız bir günden bir güne bu Yasin suresi ne anlatıyor diye merak etmezseniz size yüzyıllarca kabir azabı çektirirler. Ve Allah'ın sizlere vermediği azabı size verirler bu zalim insanlar. Yasin suresi 53. ayet. Olup biten sadece bir ses. Ama ardından onların tamamı birden toplanmış olarak huzurumuzdalar. İbrahim suresi 48. ayet. Bir gün gelecek, yer başka yere, gökler de başka göklere dönüştürülecek. İnsanlar gücüne karşı durulamaz olan bir tek Allah'ın huzuruna çıkarılacaklardır. Bu ayette Allah açıkça bir boyut değiştirmeden bahsediyor. Tabii ona bizim aklımız ermez. Allah'ın söylediği bu. Bunun nasıl olacağını en doğrusunu Allah bilir. Ama bir boyut değiştirmeden bahsediyor Allah. Allah için de bu çok zor bir şey değildir. Koca evreni aklımızın erdiremediğimiz evrene yaratan Allah. Bakalım o gün nasıl bir boyut değiştirme yapacak. Kehf suresi 47. ayette Allah şöyle buyurur. Bir gün dağları yürüteceğiz ve yeryüzünü dümdüz göreceksin. Hiçbirini geride bırakmaksızın onları da mahşerde toplarız. Bu ayette o kadar açık ki dünyanın dümdüz olacağını ve mahşer yerinde burada olacağını bu ayette çok açık olarak görebilirsiniz. Kehf suresi 48. ayet. Artık hepsi sıra sıra Rabbinin huzuruna çıkmışlardır. Andolsun ki sizi ilk defasında yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa size asla bir buluşma zamanı tayin etmediğimizi sanmıştınız. Bu ayetler o kadar açık bir şekilde belirtiyor ki, kıyametin bu dünyada olacağını, dirilişin bu dünyada olacağını, mahşer yerinin bu dünyada olacağını, hesap gününün bu dünyada olacağını, dünyanın dümdüz bir yer olacağını, dağların erimiş bir yün gibi olacağını çok açık bir şekilde Allah bu ayetlerde bizlere belirtiyor. Ama sonrasının ne olacağını bizler bilemeyiz. En doğrusunu Allah bilir. Belki cennet ve cehennem bile bu dünyada yaratılacak. Sonrasının ne olacağına bizim küçük aklımız ermez. Ama kıyametin olmasıyla dünyanın yok olmayacağı bu ayetlerde çok açık bir şekilde belirtilmiştir. Sizlere bir de önerim var. Yasin suresini sadece ölülere göndermemiz için gönderilmiş bir sure olarak görmeyelim de bir merak edelim. Yasin suresinde Allah bizlere neler söylüyor? Toplamda 5 dakikamızı bile almaz Yasin suresini okumak. Elimden geldiğince, bilgimin el verdiğince Kur'an ayetleri ışığında kıyametten sonra neler olacağını sizlere anlatmaya çalıştım. Hoşça kalın dostlarım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.